Bugün derbi konuşacağım. Aşağı yukarı bir 5 ile 8 dakika arası kendi fikrimi söyledikten sonra sizlerle interaktif bir program yapmayı planlıyorum. Öncelikle dünkü maçta ilk çeyrek Galatasaray Odaya Bank ve Fenerbahçe'nin arasında oynanan bu derbide 16-16 beraber gitti. Takımlar çok fazla hata yapmadan birbirlerini sınadılar diyelim. Devamında ikinci çeyrekte Galatasaray Odaya Bank üstünlüğünü ortaya koydu. Burada Şilbin 7 asisti, bir oyun kurucu gibi 7 asisti ve 9 sayısı çok ön plana çıktı. İlk devrenin geneline baktığımızda. Tabii Miçov'un da 10 sayıyla katkı yapması önemliydi Galatasaray Odaya Bank adına. Burada dikkat etmemiz gereken tabii Fenerbahçe açısından da Sulukas'ın ne zaman drive etse, ikili oynasa, potaya gitse ya sayı attı ya da diğer arkadaşlarına sayı şansı yarattığını gördük ki 4 asistle oynadı. Bir dönem Galatasaray Odaya Bank öne fırladığında Bogdanovic'in arka arkaya gelen 8 sayısı Fenerbahçe'yi tekrar ilk devrede oyunda tuttu. Yanlış hatırlamıyorsam 37-34 gibi bir skorla ilk devre bitti. Burada Fenerbahçe'nin için hoş olmayan bölüm Veseli'nin 3 faul alması oldu. Oradaki hem kendini koruyamadı hem de bence teknik ekip hani böyle bir karar aldı. Bunun doğrusu yanlışı olmaz. Oyunda tutma kararı aldı. Üçüncü çeyreğe girdiğimizde, üçüncü çeyrekte bir Galatasaray Odaya Bank fırtınası vardı. Savunma, top kapma, top çalma, Fenerbahçe'nin dolayısıyla top kayıpları çok ön plana çıktı. Ve bu iki dakikada bir anda Galatasaray Odaya Bank öne fırlayınca Obradovic soyunma odasından gelmene rağmen tecrübesiyle beraber bir mola aldı. Fakat molanın etkisi çok sürmedi. İki dakika içince fark 16 sayıya çıktı. Bundan sonra bir daha molada alamadı. Ama oyuna bundan sonraki dönemde bence en önemli şeyi Melih Mahmutoğlu'nu oyuna alarak aldı, yaptı. Melih'in burada attığı 6 sayı kadar hatırlayacaksınız Lasme'ye çaldırttığı bir faul vardı. Kolunu kendi koltuğunun altına sıkıştırarak beraber yere düştüler. Ve orada biraz tansiyonu yukarıya çekti. Bence olması Fenerbahçe açısından yapılması gereken de buydu. Sevgili Ömer Onan hatırlayacaksınız Real Madrid'i yendikten sonra bir demeci vardı. Bize karşı hakemlere etki altına almak için yaptıkları bir takım hareketleri, fair olmayan sportmenlik dışı bir takım hareketleri bizde doğru cevabı, reaksiyonu gösterdik demişti. Bence burada Melih tam buna cevap veriyordu. Atmosferde, Abdi İpekçi atmosferinde Galatasaray'ın dikkatini dağıtmayı başaracaktı ki ama oyunda fazla kalamadı. Sonuç olarak bir takım gitgeller Fenerbahçe oyuncu değişikliğiyle sadece hamle yaptı. Kurgusu Fenerbahçe'nin Obradovic'in şuydu. Bütün pick and roll'lerde double team yani ikili sıkıştırma yaptı. Fakat o pasın oradan geçmesine imkan verdiği için yani sıkıştırılan oyuncu topu dağıtımını yapabildiği için Galatasaray'ın diğer 4 oyuncusunu 3 tane Fenerbahçeli savunmak zorunda kaldı. Ve Galatasaray'ın da 4 şutörle beraber oynadığında bir tane iç oyuncuyla oynadığından dolayı doğru yerleşim, alan yerleşimi, alan paylaşımını yaptığından dolayı ve basketbol akılları yüksek oyunculardan kurulu bir takım Galatasaray. Bunun da verimini aldı. Dolayısıyla benim düşüncem Fenerbahçe'nin stratejik kararı sıkıştırma yapıp Galatasaray'ı hataya zorlamaktı. Ama Galatasaray bunu avantaja çevirdi. Başka bir deyişle Fenerbahçe Galatasaray'a hücumda pozisyon yarattı. Bu olabilir. Bir takım stratejiler önceden karar verilir ama sonradan maç içerisinde Obradovic gibi tecrübeli bir antrenörün buna çözüm yaratması lazımdı. Sadece çözümü 4. çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam ikili oyunlara, pick and roll'lara switch yaparak, adam değişerek bir değişiklik yapmayı düşündü. Ama bunda da Galatasaray demin dediğim gibi basketbol aklını iyi kullanan oyunculardan kurulu bir takım olduğu için de bu değişik eşleşmeleri, kötü eşleşmeyi çok iyi kullandılar. Dolayısıyla
Bizim şunu söylemek istiyorum. Obradoviç bana göre oyunculara kadar kendi de bu salonda kilitleniyor. Bunu kabul etmesi lazım. Son dönemine baktığımızda Konya mağlubiyeti var. Üstüne Real Madrid galibiyeti var. Üstüne Galatasaray Odeabank mağlubiyeti var. Ben Galatasaray'ı değerlendirmeden evvel medyamıza ve yayıncı kuruluşa bir eleştiri getireceğim. Ülkemizde dünyaca ünlü antrenörler var. Kesinlikle saygıda kusur yok. Geçmişleri çok parlak. Hiç kimsenin Türkiye'de kazanmadığı başarıları kazanmış iki tane ünlü antrenör var. Biri Dušan Ivković, öbürü de Željko Obradović. Mehmet Batur Alp'in bir lafı vardır. Ben Galatasaray'da yardımcıyken çok kullanırdı, yardımcısıyken. Sporda dün yoktur diye. Bugünü eleştirilmekle hocalara biz saygıda kusur etmiş olmayız. Ama korkusuzca ve bu basketbolu bildiğinizi göstermek için bence doğru eleştirileri Fenerbahçe için de doğru eleştirileri yapmanız hem Türk basketboluna hem de Fenerbahçe'ye artı değer katacaktır. Obradoviç'in hatalarını konuşun. Konuşmadığınız zaman ona bir tanrı edasıyla yaklaştığınız zaman Türk basketbolu için verilen 3 senede aşağı yukarı 75 milyon euroluk bir yatırım var orada. Bir tane Final Four var. Yani Avrupa çapında bir tane Final Four var. Dolayısıyla bence eleştiri dozunda ama yapın. Obradoviç dünkü maçı bence iyi yönetmemiştir. Buradan hemen Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Ergin Ataman'ın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi, yani Ergin Ataman olarak en iyi yaptığı işlerden bir tanesi, rolleri diğer antrenörlere göre, ligimizdeki diğer antrenörlere göre rolleri çok net tespit ediyor ve oyunculara ikna ediyor. Nedir bu? Bu takım point kartı, doğru yanlış onu sonra konuşacağız. Bu takımın oyun kurucusu Sinan Güler. Kenardan gelen yedek oyun kurucusu ve skorer gardı Makalım. Bunu net oturtmuş durumda. Bence Erzek'ten sonra gelen 4 numarada da oyuncunun ismini de genelde zorlanıyorum. Yanlış da söylemeyeyim ama zaten herhalde Caleb Green bence iyi bir oyuncu. Yani Galatasaray'a değer katacak, performans açısından yükseltecek bir oyuncu. Rolleri doğru oturttuğunu düşünüyorum ve çok çabuk oturttuğunu düşünüyorum. Şimdi NTV Spor'daki arkadaşlarımız, Lig TV'deki arkadaşlarımız diyorlar ki Fenerbahçe'nin bir aya ihtiyacı var. Yeni kurulan takım. Galatasaray'da yeni kurulan takım. Banvit'te yeni kurulan takım. Siz şimdi Fenerbahçe'ye bir ay, 2 ay verip veya devamında da bu aylar önemli değil, önemli olan Final Four dediğiniz zaman bunu herkese aynı şekilde yapmanız lazım. Banvit'e de özellikle söylüyorum çünkü arkasında bunun pis kokuları alıyorum. Selçuk Yanak Türk olduğu, daha çok asistan koştuktan genelde head koçluğa zaman zaman geldiği için zayıf görüp onun üstüne hamle yapan arkadaşlarımız var. Ve burada da bunu söylemekten de şey yapmıyorum. Bu benim kendi görüşüm. Yanlış olan varsa çıkar söyle. Banvit'e Tanyevic'i getirmek isteyen bazı arkadaşlarımız var. Bunu bence yapmayın. Bence herkese aynı mesafede olun. NTV Spor gibi kuvvetli bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Lig TV gibi kuvvetli bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a bir şey söyleyemiyor olabilirsiniz. Ama ligde her takıma eşit mesafede eksi ve artı yorum yapmanız gerekiyor. Bir antrenörü çok yukarı çıkartırken aynı hareketi yapan başka bir antrenörü ortalarda tutamazsınız. Bunu daha da açmıyorum. Lütfen bu konuda adil davranın. Şimdilik isim vermiyorum, bu bir tehdit değil ama görüyorum Türk basketbol kamuoyu aptal değil. Gördüklerini kendi arasında konuşuyor. Kurumlarınıza zarar vermemek adına şu an telaffuz etmiyoruz. Lütfen adilane davranın. Galatasaray'a devam edelim. Galatasaray acaba bir şampiyonluk adayı mıdır? Benim düşüncem Galatasaray'ın Türkiye'de şampiyonluk adayı olması için Türkiye'de şampiyonluk adayı olması için bence
oyun kurucu bölgesinde Sinan Gülen 10 numara oyuncu, 10 numara sporcu. Burada bir şeyim yok. Ama yarı final ve final, playoff finali düşündüğümüzde bu bölgeleri kuvvetli geçmediği zaman Galatasaray her zaman sıkıntı yaşadı. İşte geriye baktığımızda Ender'in son 2 sezonda Ender Aslan'ın fedakarca sakatken bile oynamaya çalıştı ama playoff finalinde kadroda yer alamadığı sakatlığından dolayı göz ardı edilmemesi lazım. Hala McCollum acaba playmaker mı yoksa scorer guard mı? Bu daha çok netleştiğini düşünmüyorum. Sinan orada yalnız kalıp sezon başından sonuna kadar 35 dakika oynarsa Sinan sakatlanma potansiyeli, bu yükten sonra sakatlanma potansiyeli olabilecek bir oyuncu. Kendine çok çok iyi bakan, tekrar söylüyorum, Türkiye'de rol model alınacak oyunculardan bir tanesi olmasına rağmen 35 dakika, 75 maç çok zor sonunu çıkartamaz. Dolayısıyla Galatasaray'ın test edeceği nokta point guard, playmaker bölgesidir. Eğer orada McCollum uyum sağlarsa, ince yapısıyla, sağ vizyonuyla Ergin Ataman'ın sistemini sahaya koyabilirse o zaman şampiyonluk adayı olma şansı vardır. Gelelim Dorsey'e. Belki Dorsey şu an Ergin Ataman'ın istediği performansı henüz vermiyor. Vermediği için de herhangi bir oyuncu gibi girip çıkıyor. Bu şekilde daha önceki pivotları da ben hatırlıyorum. Geçen seneki pivotları düşünün Galatasaray'ın. Gir çık şeklinde oynandığında Dorsey'nin hani görev tanımı daha çok kalın değil. O kalınlığa doğru cevap verdiği zaman o zaman Galatasaray'ın yarı final, playoff yarı final ve finallerinde ciddi bir şampiyonluk adayı takım olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray Odaya Bank'ı tebrik ediyorum ve Avrupa Kupası'nda başarılar diliyorum. Fenerbahçe'ye tekrar döndüğümüzde ben 25 milyon euro averaj düşünüyorum. 3 sene 75 milyon euro var ortada. Aşağı yukarıda bunu herhalde web sitesi olan basketfoul.com veya basketdergisi.com bunu kesinlikle istatistiğini verecektir. Değişen oyuncu sayısı kaç Fenerbahçe'de? 30'un üstü mü? 3 senede 30'un üstünde bir trafik var mı? Aşağıdan gelen genç oyuncuların 3 sene içinde bu takıma katkı verecek duruma geldiler mi yoksa başka takımlara mı gidiyorlar? Koç belki Avrupa'nın ve Türkiye'nin en pahalı koçlarından bir tanesi. Benim duyduğum kadarıyla 2 milyon euro son 2 sene aldı. Bu sene de 3 milyon euronun üzerindeki Fenerbahçe ilk transfer ettiğinde o günkü şube sorumlusu Sayın Semih Ersoy'du, yanlış hatırlamıyorsam Semih Bey'di. Çok büyük bir strateji olarak anlatmıştı ama yarı fiyatını aldık diye Obradoviç'i hiç unutmuyorum. 3 sene oldu tahmin ediyorum. Benim aldığım duyumlara göre de 2-2-3 toplamda 7 milyon euroluk bir koç aldı. Yanına kar helal olsun ama ortaya koyulan ürünün karşılığı, verilen paranın karşılığı mıdır? Bunu da hem sponsoru hem Fenerbahçe'nin hem de basketbol camiasının tartışması lazım. Sebebi şu, herkese aynı eleştiri ve aynı güzellikleri söylenmesi şart olduğunu düşünüyorum. Peki, bir de bunun yanında Fenerbahçe'de başka bir konu var. Galatasaray'ın liderleri aşağı yukarı belli oluyor. Fenerbahçe'ye baktığımızda son 3 senede bana liderleri söyleyebilir misin? Saha içindeki lideri kimdir bu sene mesela? Geçen sene Final Four yapan Fenerbahçe Ülker'in bu sene geçen senenin kadrosundan kaç oyuncu var? 3 oyuncu mu var? Bunları tekrar tekrar altını çizerek incelemek lazım. Kesinlikle tekrar söylüyorum. Bir sürü arkadaş maçın skoruyla ilgili yazı yazmış. Ben daha farklı konulara değinmek istiyorum. Bence Obradoviç'in dünkü maça bence damgasını vurmuştur. En az Şilip kadar savunma değişikliği yapmayıp tam saha baskı yapmayıp Galatasaray'ın kısalarına geriye düştüğü dönemde maçın ritmini değiştirecek hamleler yapmadığı için
maçın sorumluluğunu da almıştır. Kendi de söylüyor zaten ama bu kelimelerle söylemiyor. Biraz da oyunculara, Real Madrid'i yenen oyuncular aynı oyunculardı. Niye Galatasaray'a böyle oynadılar? Ben ne anlatmıştım diyor. Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyen bir oyun sergiledi deplasmanda. Sorularınıza geçmeden evvel Veseli'yi de konuşacağız, merak etmeyin. Herkesin hatasını konuşalım dedim. 2 senedir bu salonda, evet, Galatasaray Ülker Arena'da da Fenerbahçe'de, Abdi İpekçi'de maç kazanamıyor. Bunun altında başka sebepler var mı? Antrenör ve oyuncuların belki motivasyonlarında bir değişiklik yapılması gerekir mi? Pek kamuoyunun bilmediği, bugün ben yazımda da yazdım Vatan Gazetesi'nde. 3 senedir Fenerbahçe Galatasaray maçlarından önce son idmanını kendi salonunda yapıyor. Alışkanlık şöyledir. Hangi salonda maçı oynayacaksanız bir gün evvel o salonda maç yaparsınız. Dolayısıyla bu da belki değiştirmesi gereken bir konudur Fenerbahçe Ülker'in ve Obradov için. Geçen sene biliyorsunuz 6 kişilik Galatasaray'ı gardı Sinan'dı. Yine orada baskı yapmamıştı Obradov. Bunun üzerine de bir takım medyadaki yorumcu arkadaşlar demişti ki bunu mahsus yenildi Galatasaray çünkü Olympiakos'la deplasman maçına gidiyor. Obradovic motivasyon ustasıdır. Buradan gerip takımı orada maç kazandırmak istiyor. Yani buna inanmak çok isterdim ama Obradovic gibi bir oyuncunun point guardsız oynayan ve dördüncü çeyreği topallayarak oynayan Sinan Güler'e baskı yapmamasını ben yanlış olduğunu düşünmüştüm o zaman da. Bugün de dün de baskı yapmadığına göre burada bir soru işareti olması lazım. Ben biliyorum ki bir takım Fenerbahçeli basketbol severler Obradoviç'i futbol takımına Pereira'nın yerine bile düşünüyorlar. Reis diyorlar. Ama bir takımları da bir takım hala yönetimin içinde de var. Benim kulağıma geliyor. Eski yöneticiler kulüpte profesyonel olan çalışanlar da eleştirilerde bulunuyorlar. Gayet de doğaldır bu. Bunun dışında söyleyeceğim tabii salonun atmosferi çok yüksekti. Ben belli dönemlerde küfür olmasını ben de istemiyorum. Hiçbir salonda küfür olmasını istemiyorum. Dün maçın bazı bölümlerinde küfürler oldu. Yayıncı kuruluşta bu seferki maçta niye arka plandaki sesi çok verdiğini, yorumcuların sesini çok veremediğini bilmiyorum. Bir sürü de tweet attım, cevap da alamadım. Evet, bir Efes notu da vermem lazım. Ergin Ataman için de, yani Ergin Ataman bu seneki Galatasaray için de önemli bir maçtı bu derbi. Çünkü Anadolu Efes'e yenilmişlerdi. Bu maçı da kaybederlerse playoff için verecekleri mesaj farklı olacaktı. Bence o açıdan da bu maçı kazanmaları önemli değil. Ben aşağı yukarı bakıyorum 15 dakika, 16 dakika konuşmuş durumdayım. Şimdi sorularınızı alabilirim. Veseli ile ilgili bir soru vardı. Ben NTV Spor'u da bugün spor servisini dinledim. 2 tane önemli konu var. İhsan Bayülke'nin Veseli'nin Fener'e tek enerji veren sporcusu olduğunu söylediği ve bunun olmadığı dakikalarda Fenerbahçe'nin sıkıntı çektiğini söylediğini duydum sabah haberlerinde. Buna ben katılmıyorum. Fenerbahçe bu savunma problemi nasıl çözecek? Bence önce rolleri belirlemesi lazım. Şu an roller belli değil. Roller belirlendikten sonra savunma problemini de çözer diye düşünüyorum. Çünkü Obradovic çok zeki koç. Bence olabilecek en iyi savunmayı Fenerbahçe'ye adapte eder. Furkan'a ihtiyaç var mı? İzzet neden süre almıyor? İzzet onu hocaya sormak lazım. Bence Furkan'a ihtiyaç var şu açıdan. Selamlar. Eğer Dorsi'nin yerine Furkan alınırsa kısa bir oyuncu takviyesiyle Galatasaray şampiyonluk potasına girebilir diye düşünüyorum. Galatasaray Şafak Edik'i bazı maçlarda alacak ama dediğim gibi burada böyle maçlarda kullandığı oyuncuları Ergin Ataman'ın bakmak lazım. Ana rotasyonu bu maçta uyguladığı rotasyondur. O yüzden hani Şafak, ben hep şunu görüyorum Fenerbahçe'yi de Galatasaray Odaya Bank'ı değerlendirirken de playoff yarı final ve finallerini öngörerek konuşuyorum. Bunu unutmayın. Anadolu Efes hakkındaki fikirlerim şöyle.
Orada da rolleri henüz Dušan Ivković oturtmuş durumda değil. Bunun da sıkıntısını çekiyorlar. Öz cümle bunu söyleyebilirim. Anadolu Efes'in en büyük artısı aşağıdan gelen oyunculara yer bulma şansları oluyor. Bu önemli. Bobby Dixon daha etkili kullanamaz mı? Kullanabilir. Fener hafta sonu Banvit'i farklı yener. Yenebilir. Haklısın. Onu da hep beraber seyredeceğiz. Fenerbahçe bu hafta kime gidiyor onu bilmiyorum. Euroleague'de. Strasbourg ve Galatasaray maçları gösterdiği gibi Fener doğru. Deplasmanda kopuk oynuyor ama sadece bu değil. Sinan Güler bence son 2-2,5 senedir bence kariyerin en iyi en olgun basketbolunu oynuyor. Skor yaptığı zamanlar da var. Geçen sene Abdi Pekçi 6 kişiyle kazanılan maçta belki kariyerin en yüksek skorunu atmıştı. Dolayısıyla gerçek bir skorer değil ama skor yaptığı maçlarda var. Ama kompakt bir oyuncu. Türkiye'deki gard pozisyonu düşünün neler abi çok eksiğiz. Kesinlikle katılıyorum. Kenan'dan ümitliyim. Doğru bir hamle yapıp Fenerbahçe'den ayrıldı ve karşı yakaya gitti. Umut ediyorum orada ileriye dönük beklentimizi karşılayacak bir yere gelecektir. Makalım karşında benim hala soru işaretlerim var. Haklısınız. Benim de var. Biraz süreç gerekli ama demin dediğim gibi eğer Galatasaray Furkan Aldemir'i alırsa Dorsey'i belki yedek oyuncu olarak tribüne alır. Bir tane 1-2 oynayabilecek bir kısa Avrupalı belki bir oyuncu alarak oyunun dönmesi Sinan'la beraber yükü kaldırması açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bütçesi varsa Furkan Aldemir Galatasaray için kaçırılmaz bir fırsat. İşte Dorsey konusunda Furkan herkese görüşebilir. Ben Duşan'ın da katkı yapacağını düşünüyorum ama Duşan biraz geç geldi. Şimdi 8 haftalık 6-8 hafta arası bir sakatlığı var. Bu geçtikten sonra onu görmemiz lazım. Dorsey Cavai vakası olabilir çünkü Ergin statik yani pivot oyuncusuna böyle çok pas vererek oynamayı seven bir oyuncu değil. Zaten Dorsey de o şekilde bir oyuncu değil. Dorsey'in bir şekilde bir iki maçı arka arkaya girdiği dakikalarda iyi oynayıp koçun rotasyona girebileceği mesajını vermesi lazım. Bu Galatasaray için çok önemli. Dorsey için de bence önemli. Furkan da gelirse Ege Arar'ın süre alması epey zorlaşmıyor. Doğru, evet. Ege Arar zaten ama Furkan'la aynı pozisyonda değil. Ege Arar daha çok 4 numara. Kesinlikle katılıyorum. Necati Güler, Muratcan Güler ve Sinan Güler mükemmel bir aile var. Annelere Nilgün Hanım da eski bir voleybolcu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Türkiye'nin rol modeli olabilecek ailelerden bir tanesi. Çok iyi bir sporcu aile. Galatasaray'ın Euro Cup'taki şansını bu gruptan sonra söylemek daha doğru olur. Çünkü bu grup maçları çok büyük sinyal vermiyor. Ha, bu altyapıda büyük iş yapıp milli takımında bunu yansıtamamız zaten ülkemizin önemli bir sorunu. Bence Türkiye Basketbol Federasyonu'nun büyük bir çalıştay yapması lazım. Sistemin genç oyunculara yardım etmesi ve onları ön plana çıkarması, altın madalyalı genç milli takım, ümit milli takım oyuncuların sisteme nasıl dahil olacağı konusunda ben programlar yapmıştım. Ama benim yaptığım programlar periskopta kalıyor. Bence Türkiye'nin geneline yayması için federasyonun böyle bir beyin fırtınası yapması şart diye düşünüyorum. Yok ben buna katılmıyorum. Dorsey doğru bir adam. Semih Erdin'in hani Galatasaray'da olması kolay değildi diye düşünüyorum. Ben yavaş yavaş toparlayayım. Bugün derbiyi değerlendirdik. Göksel'in sorulmadı. Göksel'in de girdiği dakikalarda etkin oynadığını düşünüyorum. Ben bugün derbiyi konuştum Periskop'ta. Yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.